Üniversitemiz Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Güney Kafkas'ın güvenliğinde Ermenistan faktörü ve Dağlık Karabağ problemi konulu paneli hepiniz hoş geldiniz. Biraz tarih olarak geriye gitmekte fayda vardır.
Yunanistan bağımsızlığına ilan ettikten sonra savunma doktrininde genelde savunma pozisyonunu öne çıkarmıştı ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin savunma doktrininde de bu prensipler yer almıştı. Fakat birkaç yıl bundan önce Ermenistan savunma doktrininde çok ilginç bir transformasyon, bir değişim yaşanmaya başladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı ve Dış Politikası arasında artık bugüne kadar hayata geçirilen savunma pozisyonu doktrininden önleyici darbe, önleyici kuruş doktrinine geçme hakkında fikirler seslenmekteydi. Nitekim Ermenistan Savunma Bakanı Karamanoyan Avrupa'da bu konuyla ilgili yapılan bir toplantıda artık Ermenistan'ın savunma doktrininden vazgeçtiğini ve önleyici darbe doktrinine yer verdiğini açıklamış. Benim anlatmaya çalıştığım temel konu İran üzerinden Ermenistan, Kafkasya, Karabağ olacak. Aslında üç soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Birincisi, Ermenistan İran açısından ne anlam ifade ediyor? İkinci soru, İran Ermenistan açısından ne anlam ifade ediyor? Üçüncüsü, Ermenistan'ı nasıl yorumlamamız gerekiyor? Çünkü Ermenistan aslında özel bir ülke. Yani özel dediğim anlamda, buna herhangi bir değer anlamda yüklediğim anlamda söylemiyorum. Yani özel bir pozisyonu var. Bu özel pozisyon bir siyaset bilimcisi öğrencisi olarak çok farklı açıdan okumaya ve yorumlamaya açık bir ülke. Yani diyelim etnisite, dış politika ilişkileri, din, dış politika ilişkileri, mezhep dış politika ilişkileri, insan hakları çerçevesi dahil, uluslararası hukuk dahil olmak üzere birçok konuda Ermenistan'ın analizi bize çok farklı şeyler öğretebilir. Şimdi bu bağlamda ben İran'ın bakış açısını özetlemeye çalışacağım. Ermenistan, İran dış politikası açısından bir laboratuvardır. Kastım şu, aslında İran dış politikasının söylem ve iddialarının test edildiği bir alandır. Ben nasıl anladığımı da size söyledim. Ben de konuda bir kaç kelime söylemek istiyorum. Yıllardır Tencik Kıdam ekibi ısır ısır müzer konulan Ermeni sorunu tartışırken 2007-2012 yıllarında Ermenistan Milli Meclisi'nin Daşlar Tutum Partisi'nden milletvekili olmuş Aram İranyan'ın ilginç Ermenistan kanununa hatırlamanın yararlı olacağını düşünüyorum. 20 Nisan 2009 tarihinde yaptığı basın kubasının toplantısında Aram İranyan, Ermenistan hem cansız devlettir, hem de aynı zamanda hem Rusya ile hem ABD ile dostluk münasebetleri sağlamaktadır. İran'la sıkı ekonomik ve politik ilişkiler kurabilmektedir. Avrupa integrasyonuna doğru yerlemektedir. İkincisi, Ermenistan'ın bölge ülkelerine etkin maniviye olmaları da vardır. Azerbaycan'la münasebetler şu an bu maniviye var, Karabağ meselesidir. Gelecekte Nahçıvan meselesi olması mümkündür. Gürcistan'la münasebette bu manevi var, Cavad meselesidir. Türkiye'yle münasebette ise Ermeni soykırımının tanınması meselesidir. İran için ise Ermenistan, Hristiyan dünyasından ve Avrupa'ya yegane çıkış yoludur. Diyor. Bu terimi kullanılanlarına göre Ermenistan'ın bütün bölgedeki statüsü büyük devletler açısından önemlidir. Çünkü büyük devletlere tersir maneviyel olarak lazımdır. Devletimizin temsilcisi rolünü, kendi imkanlarımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bilmekteyiz, diye Turanyan. Buradan Ermenistan'ın dış siyasetinin temel ülkelerinden biri de büyük devletlerin çıkarları için kullanılarak menfaat elde etmektir, diyebiliriz. Bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ottawa Büyükelçisi olmuş 2000 ve 2006 yılları arasında. Aynı zamanda Novus Brandi merkezinin kurucusu ve başkanı olan Arap Abdiyan ile
Türkiye, Avrupa'nın Türkiye ile ilgili söyledikleri düşündürücüdür. Arapa ben diyor ki 1985 yılında kimse Sovyetler Birliği'nin çökeceğini tahmin edemediğini, bugün de kimse 10-20 yıl içinde Türkiye'yi nelerin beklediğini önceden göremez. Türkiye'nin çok sorunu var. Hem Kürt hem Akadir etkeni var. Batı etkenliğine de hesaba katmak olmaz. Batı ülkeleri Türkiye'nin güçlü olmasını istemezler. Çünkü güçlü Türkiye daha az taahhütkar ve daha çok kapısı olur. Bu ülkenin şimdi herkesle, ABD ile de, İsrail ile de, tüm komşuları ile de sorunları vardır. Türkiye yalnızca toprak ekonomi ve nüfus açısından küçülürse uysal olur. 2012 yılında Ermenistan Başsavcısı Arvan Osepyan'ın da Türkiye'den tezminat ve toprak karar verdiği Ermeni Yılışlar Forumu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin zayıflaması, bölünmesi Batı'nın çıkarlarıdır. Onlar için başlıca alet sevda oluşmasından daha ziyade bir sorun hakim kararıdır. Bu işi kimse Ermenistan'ın çıkarlarının adına yapmayacaktır. Yalnız kendi çıkarları doğrultusunda yapacaklardır. Ama bu çıkarlar bizim menfaatimize de uygun olabilir diyen sırtlan tefekkürlü Arap Akyan, Orta Doğu'nun yüzleştiği değişimlere hazır olmasının hazır olmanın da gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni taleplerini desteklemeye çalışarak Ermenistan'da Amerikan asker üssünün oluşturulması imkanlarından da bahsetmektedir. Ermeni taleplerinin genel olarak tanınma, tezminat ve toprak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Her ne kadar görüşlerini devlet adıyla değil, kendi adıyla açıkladığını bildirmiş olsa da eski büyükelçi sıfatını kullanmaktan çekinmeyen Arap Akyan'ın Ermenistan yöneticilerinin akıllarından geçirdiklerini yüksek sesle dillendirdiği kuşkusuzdur. Ermenistan, Ermeni soykırımının 100 yılda Türkiye'den toprak talebi için esas olarak kullanılmalıdır diyen Papyan, Ermenilere yapılan soykırımın esas amacının Ermenistan'ın bir kısmının işgali olduğunu iddia ederek Milletler Cemiyeti tarafından Ermenistan Cumhuriyeti arazisi olarak tanınmış toprakların Türkiye tarafından işgal edilmesi meselesinin tartışılmasının elde olduğunu, uluslararası toplumun Türkiye'ye işgalci olarak değerlendirilmesinin, Türkiye'ye işgalci olarak değerlendirilmesinin Ermenistan'ın güvenlik seviyesini yükselteceğine inandığını bildiriyor, kaydediyor. Arap Akyan'a göre Sevr Anlaşması'nın esasında dönemin Amerika Birleşmiş Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un 22 Kasım 1920 tarihlerinde imzaladığı meşhur hakim kararına göre Erzurum vilayetinin neredeyse tümü, Van ve Bilgis'in 3'te 2'si, Trabzon limanında dahil olmakla Trabzon vilayetinin büyük bir kısmı Ermenistan'a katılmalıdır. Böylece Ermenistan Karadeniz'e çıkış elde ederek ederken Ermenistan'a geri verilecek toprakların 100 bin kilometre kare olması sebebiyle Birleşik Ermenistan'ın yüz ölçümünü 160 bin kilometre kareye ulaşacaktır. Kelebek'ten bu topraklarda şu an 710 bini Kars vilayetinde olmakla 6,5 milyon kişinin yaşamakta olduğunu kaydeden Arap Akyan'a göre Doğu Ermenistan'ın bir parçası olan ve Türkiye tarafından kanunsuz olarak işaret edilen Kars vilayeti üzerinde Ermenistan'ın egemenliğini yeniden kurmalıdır. Bu vilayette yaşayanların yarısının Türk, Kürt, Azeriler oluşturduğunu iddia eden Papyan, bu topraklarda Ermeni egemenliği tanındıktan sonra onların kömürlüğü olarak vilayeti terk edeceklerini düşünüyor. Sevr Anlaşması esasında Ermenistan'a verilmesi gereken diğer topraklar konusunda ise Arap Akyan'ın fikrince mevcut uluslararası hukuk normaları temelinde de bu toprakların bir süreliğine Ermenistan'ı birleştirmeden de geçici çözümler bulmak mümkündür olduğunu söylüyor.